Arkadaşlar, Bodrum Milas Lamproit bacasını arıyoruz. Bodrum Milas Lamproit'ini kaynaklarda yer alan Türkiye'de Lamproit bacalarından bir tanesi. Burada kimberlit bulduk ama her kimberlit olan yerde elmas bulacağız diye bir kaide yok. Bu arama çok uzun sürecek. Belki aylarca sürecek ama ben eğer ki Türkiye'de elmas varsa bunu bulup bunu sizlerle canlı canlı paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Videolarımızı sabırla izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum buradan tekrar. Beni izlediğiniz için arkadaşlar. Bu gerçekten bir sabır işi. Çok zor bir iş yaptığımız iş. Gece gündüz yola gidiyoruz. Bunun tehlikesi var, kazası var. Lütfen bizi anlayın bu konuda. Ama gerçekten bir şey ararken nerede ne arayacağımızı biliyoruz. Bu iyi bir şey arkadaşlar. Doğayı seven, doğada taş aramayı, macerayı, adrenalini, insanları, hayvanları, hayatı, ülkemizi seven bütün kardeşlerim, hepinize merhabalar. Ben Sedat Kocagül'le sizlerle ülkemizde çeşitli bölgelere gidip ülkemizin güzel taşlarını araştırıp hep beraber bunları buluyoruz arkadaşlar. Şimdi havalar çok fazla ısınmadan bir bölgeye geldik. Şimdi burada insanlar çok yoğun olduğu zaman burada arama yapmamız sıkıntı olabilir. Dolayısıyla şu anda tenha bir bölgedeyiz. Burada bir şey arayacağız. Ve daha önce birkaç sefer bunun aramasını yapmıştık ama bu arayacağınız şey gerçekten de şu ana kadar bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Ama biz eğer bulursak sizlerin gözünün önünde bulmak istiyoruz bunu. Bunun için de çok ciddi bir şekilde arama yapmak lazım. Kolay kolay bulunan bir şey değil arkadaşlar. Şimdi araştırmalarınızı istiyorum sizlerden. Türkiye'de elmas olabilir mi sorusu aslında son zamanlarda bu soru çok sorulmaya başlandı ve 1-2 senedir de bu konu konuşulmaya başladı arkadaşlar. Profesörlerimiz de bu konuyla ilgili kitaplar yazdılar. Sayın Murat Hatipoğlu hocamızla arada bir görüşmekteyiz ve kendisinin yazdığı kitaplarda Türkiye'deki lamproit bacalarının nerede olduğunu aslında sizlere söylüyor. Bizim şu anda şu andaki bölgede arayacağımız lamproit bacası Bodrum Milas lamproitleri. Evet, Bodrum Milas bölgesinde lamproit bacası var. Ama bu bacayı bulmak o kadar da kolay değil. Bu hemen öyle gidip 2 dakikada buldum diyeceğiniz bir yer değil arkadaşlar. Elmas bulmak için önce lamproit bacasını bulmak gerekir. Biz de Bodrum civarlarında lamproit bacası arayacağız arkadaşlar. Öncelikle şu anda sahil kenarında buranın yapısını araştırıyoruz. Yani burada ne olabilir, ne olmayabilir. Şimdi biraz sonra sizlere burada ne olabileceğini göstereceğiz arkadaşlar. Takip etmeye devam edin bizleri. Gerçekten de güzel bir video olacak. Arkadaşlar, Kocagüllüler olarak gerçekten de bu taş işi bizi uzak yerlere götürüyor. Şükrü Kocagüllü hemen denize dalmış. Yaz gelmeden kendisi de burada. El salla kameraya hacı. Denizden böyle şeyler Şimdi bakalım şuranın yapısına bir incelemeye başlayalım arkadaşlar. İnşallah bundan sonra çekimlerimiz biraz daha kaliteli olacak. Sizlere daha iyi çekimler yapabilmek için gerçekten çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bu kumun içerisinde ne olabilir, ne bulabiliriz? Şimdi sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Şu anda kameramın ortasında gördüğünüz, yakınlaştırıyorum sizlere. Evet, bu aslında çok küçük bir parça. Bunun sizlere genişliğini söyleyeyim. Bu 2 milimetre, yaklaşık olarak 2 milimetre çapında bir bu zirkon, kubik zirkon parçası arkadaşlar.
Bunu kesinlikle cam zannetmeyin. Neden cam değil? Çünkü camın üzeri deniz kenarında bulduğunuz cam kumlu olur. Yani nasıl söyleyeyim sizlere? Hani bu kumlu cam deriz biz bunlara. Kumlu cam. Buz gibi olur. Yani şeffaf olmaz. Öyle bir görüntüsü olması gerekir. Ama bu tabii ki kubik zirkonun sertliği de 6-6,5 civarında olduğu için normalde etrafında bulunduğu taşlarla aynı sertlikte olduğu için bunu çizecek taş olmadığı için dolayısıyla böyle şeffaf kalacaktır. Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım, bunu elimize almaya çalışalım. Hatta elimize bile zor alacağız ama deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz bu cam değil. Çünkü cam bu kadar şeffaf kalmaması gerekirdi. Bunun çoktan çizilmesi gerekir burada. Bu bir zirkon. Ama çok küçük bir parça. Bunun takıda kullanılması, işlenmesi çok zor. Şimdi burada biz elmas arayabiliriz. Aslında bu çok uzun bir hikaye olacak. Çünkü elmas aramamız için öncelikle lamprolit bacasını bulmamız gerekir. Şimdi biz burada işaret arıyoruz. Neden buradayız? Onu da söyleyeyim şimdi. Deniz sahilleri bir şey aramak için ideal yerlerdir. Eğer siz elmas aramak isterseniz, elmasın da öz kütlesi ağır olduğu için bunu birazcık kumların altında aramanız gerekir arkadaşlar. Şimdi biz burada zirkon bulduk. Ayrıca burada çok güzel taşlar var. Şimdi sizlere ne olduğunu bunların canlı canlı göstereceğim arkadaşlar. Şu anda bulduğumuz bir kubik zirkon arkadaşlar. Devam edelim şimdi aramaya. Bir de sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dikkat ederseniz bu zirkonun da köşeleri var arkadaşlar. Bakın. Köşegenli bu aslında. Bu bakın. Kesinlikle bir cam değil. Cam olsa bu şekilde köşeli olmaz. Yani hiç kimse köşeli bir camı gelip de buraya da atmaz. Bu cam değil. Bu kesinlikle zirkon arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim sizlere. Şu anda kameramda görüyorsunuz nasıl bir renkli yapı olduğunu ve burada aslında kuvars yok arkadaşlar. Normalde İzmir Gümüldür sahillerine de baktık. Orada çok aşırı derecede kuvars var. Rengarenk. Ama burada fazla bir kuvars yok. Bu aslında güzel taşları bulabilmesi açısından çok güzel bir işaret. En azından kuvars yok. Burada en fazla bulabileceğiniz taşlardan birisi de onyx arkadaşlar. Onyx. Siyah onyx. Şimdi sizlere buradan gerçekten de nefis, çok güzel siyah onyx taşları bulacağım arkadaşlar, canlı canlı. Bakın görüyorsunuz yapıyı. Evet. Deniz. Aramanızı eğilerek yaparsanız gözünüzden hiçbir şey kaçmaz. Daha sağlıklı yaparsınız aramanız arkadaşlar. Şimdi biraz sonra sizlere bir taştan daha bahsedeceğim. Burada gördüğümüz yaklaşık 2 kilometre geride gördüm onu. Bunlar onyx arkadaşlar. Bunlar siyah onyx. Hani bu Çin'den aldığınız sahte cam, siyah camdan yapılmış onyx diye aldığınız taşların gerçekleri. Bunlar siyah onyx taşları arkadaşlar.
Bakın burada ne kadar çok var bunlardan görüyorsunuz. Bakın fasulye gibi. Evet. Bunlar gerçek ve gerçek siyah onyx. Gerçek siyah onyx bunlar arkadaşlar. Ve burada çok aşırı var bunlardan. Bakın görüyorsunuz. Lütfen bakın yapının renkliliğine bakın arkadaşlar. Ayrıca bu bölge arkadaşlar, bu bölgedeki kaya yapısı korunt yapıda. Yani buradaki kayalar korunt kayası. Korunt kayası ne demek? Hemen sizlere onu da söyleyeyim arkadaşlar. Korunt zımpara taşı demektir. Zımpara taşı. Yani bildiğimiz zımparaların yapıldığı taş korunttur. Ve bu taşların daha iyileri, daha sertlerine de biz korundum diyoruz. Yani yakut bir korundum grubudur.